Elle dese de siz sevmişim seni. Öldürüp kanıma girsen gam değil. Merhabalar. Ben İbrahim Altun, Malatya Arguan ilçesinde Asar köyünde dünyaya geldim. Annem Yazan Karacalı, 1992 yılında dünyaya merhaba diyen insanlardan bir tanesi de benim. Daha sonrasında Arguan'dan Malatya'ya göç ettik. Burada yaşamımızı sürdürdük ama doğumum Malatya Arguan ilçesidir. Kendim de zaten organik Arguanlıyım. İlkokul okuduk, ortaokul okuduk, lise okuduk, üniversiteyi kısmen yerde bıraktık. Derken müzik dolu bir hayata da lise 2 yıllarımda başlamış oldum. İbrahim Altun'u kısaca böyle tanımlayabiliriz. Şimdi müzikle iç içe olmak için zaten Arguanlı olmak, Arguanlı doğmak yetiyor. Benim için en baş kural budur. Şahsım için tabii, üstadların affına sığınarak söylüyorum. Arguanlı olduğum için müzik dolu bir ilçede doğduk ve ailemiz de kendi çapında bununla uğraştığı için böyle devam ediyoruz. Annem tarafında da annem babası çok değerli bir bestekar, saz yapma ustası. Bir de oradan gelen kan olduğu için biz kendimizi bir anda müzik deryasının içinde bulduk. Ve böyle olunca biz de kendi çapımızda eser yazmaya, müzik yapmaya, programlar yapmaya, albüm CD'ler yapmaya derken basamak basamak hepsinin yani bir müzik sanat deryasının içinde kendimizi bulmuş olduk. Şimdi Arguan Türklerinin tarihçesi hakkında ancak yaşımın yettiği kadarıyla bilgi vereceğim. Arguan Türklerimiz çok derin bir kökene dayanıyor, çok derin bir geçmişe dayanıyor. İlçe olmadan önce de ismi daha farklıydı önce. Üstadlarımızdan biz duyduk Arguan Türklerini. Nasıl bizden sonra kuşak bizden duyacak? Biz de üstadlarımızdan duyduk. Arguan Türklerimin geçmişi çok yanık bir geçmişe sahiptir. Çok dert eder. Zaten uzun havalar da öyledir. Türküler de öyledir. Deyişler de öyledir. Hep hüzün doludur. Neden? Coğrafi bakımdan insanlarımız çok sıkıntı yaşamışlardır. Hatta zaman zaman bu devam etmektedir. Bu yaşadıkları sıkıntılar, sılayı bırakıp gurbete gitmeleri insanlarda daha apayrı bir özlem oluşturmuştur. Arguan Türklerinin tarihçesine şöyle cevap vermek daha mutludur. Bir rakamsal olarak değil de neden bu kadar dertlidir, bu dertli olmasının tarihi neye dayanıyor, neden oluyor? Yoksulluk, gurbet, hasret, özlemden geliyor. Ve onlar çoğu da halen devam ediyor. Ben ne zaman söylemeye başladım dersek, tabii bir çocukken de söylüyorduk. Ben helva tenekelerini boşaltıp davul yapıyordum mesela, tabii. Çalıyordum. Davula meram çoktu. Kovaları çok kırmıştırım küçükken. Çok seviyordum çünkü. Orada zaten bir müzik eğilimi olduğu anlaşılıyor. Ama ben o yaşlarda bilmiyordum. O dönem bağlama alacak parayı zaten bulmamız da çok zordu. Ama kovaları davul yapıyorduk. Oradan, çocukluktan geliyor bu. Dedik ya sorunun başında da Arguanlı olmamızdan zaten yetiyor. Türkülerin içinde olan bir aileden geldik. Çocuktum ben, Arguan Türkleri dinleniyor, söyleniyordu. Mesela orta sonda ilk bağlamamı aldım. O anki tabii yoklukla çok zor şartlarda aldım. O an bağlama kursuna gitmek istedim fakat imkanlar el vermeyince kursa da gidemedim. Bir hafta gittim, geri bıraktım. Ve böyle olunca bir ara verdik ama yine hevesi, azmi hiçbir zaman kırılmadı. Şahsımda müziği, sanatı çok seviyordum. Hatta üniversitede bile çoğu bölümlere gitmedim müziği çok sevdiğim için. Ondan sonra lise 1'de evet yanılmıyorsam eser yazmaya başladım. Kendimce naçizane karalamaya başladık. Ve lise 2'de bir albüm yapmaya yeltendik. Gaz mı aldım, ne yaptım bilmiyorum ama böyle kendimce bir albüm aşkı oluştu. Bir de heves var tabii o dönem. O da maddi imkansızlıklar yüzünden yarıda kaldı. Onu da yapamadık.
Ama bu da azmi kırmadı. Müziğe ve sanat olan azmi. Yani yokluklar daha çok güçlendirdi. Zorluklar daha çok güçlendirdi. Şunu anladım. Başarılar şey zorlukla geliyormuş. Bunu öğrendim. O sırada o dönemler halen devam ediyor gerçi ama o dönemler daha çok modaydı. İnternet herkeste bile yoktu çünkü. İnternet üzerinden radyolar vardı. Halen var. Böyle sitelerden falan yöre radyoları. İnsanlarımız çok toplanıyordu. Çok birleşiyordu oralarda. O radyolarda canlı yayın yapmaya başlayınca kendimi böyle bir ağır hissettim. Bir sanatçı pozisyonda hissettim. Dedim bak ben de işte bir yerlerde yayın yapıyorum. O dönemde o yayınları zorlukla yaptım ama yine hevesim kırılmadı. Ne yaptık? 2010-11 yıllarında televizyonlara konuk oldum. Ve aynı zamanda Malatya'da o zaman yerel ama şimdi kapanan bir yerel televizyonda Malatya Güneş TV'de isim de verelim. Program yapmaya başladım. Çocuğum baktım bir program yapıyorum ya böyle 2010'da falan. 2009 mu 2010 muydu o civardı. Konuk olduklarım dışında. Ondan sonra dedik ya bizden de programcı olur aşkı başladı. Derken 2012'de ilk ulusal albümü maddi zorlukları da bir kenar bırakıp yaptık. Ve ondan sonra süslü meserimizle bir baktık İbrahim Altun olmuşuz. Tamam dedik biz bu işi başardık. Bir adım attık. Aç kaldık ama aç kaldığımıza değdi dedik. Ondan sonra bu albümden sonra 2012 aynı yıl albüm tutuldu. Malatya RTV'de programa başladım. Ve programımız da çok tutuldu. 10 yıl oldu. Ben Malatya RTV'de İbrahim Altun'un Argonaut Türkleri programının yapımcılığını ve sanatçılığını halen yapıyorum. Ve o arada işte albümler yaptık. Allah başka ulusal albümler nasip etti. Ve daha güzeli kendi stüdyomuzu nasip etti. Ve daha güzeli kendi yapımcı firmamızı nasip etti. Ve onunla beraber bir müzik merkezi açtık, sanat merkezi. Derken o günden bugüne kendimizce, kendi emeklerimizle, alın terimizle müzikte küçücük de olsa bir yol kat ettik. Ve ilk söylememizle şu an olan kadar süreç iyisiyle, üzüntüsüyle, artı ve eksiyle bu şekilde geçti. Geçti kendiyken de devran sürmedi, oy kurban sürmedi. Bundan sonra da gülmek zor gelir bana. Argoan Türkler dünden bugüne değişiklik gösterdi mi sorusuna şöyle yanıt vereceğim. İlerleme anlamında büyük yol kat etti. Üstadlarımızın, yaşıtlarımızın, tüm ozanlarımızın hepsinin emeğiyle. Nasıl? Şimdi işte ulusal türkü festivalleri yapılıyor. Dünya değişik benzeri olmayacak derecede güzel. Bir türkünün festivali yapılıyor. Değişim gösterdim derken Argoan Türkleri özünü ve benliğini koruyor. Gerek devlet arşivlerimizdeki kayıtlarda, gerek albümlerde. Zaten Argoan şivesi anlamda cevap vereyim buna. Argoan şivesini Argoan'da doğmayan insandan başkası okuyamaz, yapamaz. Ha orada da doğunca %100 yapacağın anlamına gelmiyor. İyice yoğrulacaksın hamuruyla. Şimdi ben bir Kırşehir gibi okuyamam. Barabarak gibi okuyamam ama velakin konu Argoan'sa elimden geleni yaparım. Şivesiyle, duygusuyla. Çünkü Argoan'ın kendine has bir de bağlama duygusu vardır, bağlama tınısı vardır. Aslında çalımı basit görünür. Belki diğer bazı yörler gibi zor değildir ama velakin duygusu, her parmak o duyguyu basamaz. Yani bu çok önemlidir. İsim anlamında tabii ki değişiklik gösterdi. Çok çok iyi yerlere geldi. Eminim çok çok daha ilerleyecektir. Başka da yani değişiklik sorusunu bu şekilde sınırlandıralım. Aslında sınırlanma değil de bir başarı kategorisi olarak cevaplandırmış olayım. Şimdi türkülerin yaşanmış olayla alakası
var mıdır demeyelim de türkülerin yaşanmış olaylarla alakasının olmaması imkansız. Benden aşizane eser yazarım. 150'nin üstünde eserim vardır. Albümlerime, kendi eserlerimi okurum. 3 ulusal albümüm var. Single eserlerim var. Kendi firmamda da yapıyorum. Efendime söyleyeyim. Ona da şu şekilde cevap vermiş olayım. Yaşanmadan olmaz. Aşk kalmadan acıyı bilemezsin. En fazla dersin ki aç bir insanı gördüğünde ya dersin yazık bak bu ekmek yememiş, su içmemiş. Bu insan aç. Empatik olarak anlarsın. Ama karnındaki acılık, midendeki acılık olmadan bilemezsin. Ha, kendi yaşantımıza yazıyoruz ama bazen empatik kurar. Zaten ben iki şekil yazarım. Ya yaşamıştırım %80'ini, yani %80'dir. Yaşadığım eserlerin %80'i, pardon yazdığım eserlerin %80'i yaşadığımdır. %20'si de empatik kurdumdur. Efendim ben falanca köye eser yazayım, falanca içi ömrümde görmemişim, bilmiyorum. Ben yapamam öyle bir şey. Tabii yapanlara da şaşıyorum. O da ayrı bir durum. Ama ben yapamam. Ya yaşamak lazım, yaşamakla da sınırlı kalmıyor. Empati kurmak lazım. Yani eserlerin bir hikayesi olması lazım. Bir canlandırılması lazım. Yani nasıl filmler bir hikaye anlatıyor, bir gerçekliği anlatıyor. Eserler, türküler de öyledir, uzunlar da öyledir. Şimdi türküleri söylerken ve yazarken yaşadığımız duygular çok bambaşkadır. Bunu tarif edilemez. Şimdi benim öyle şöyle bir şiirim vardır. Öyle bir özledim ki tarifi yoktur diye bir şiirim vardır. Şimdi yazarken bambaşka duyguyla yazıyorum. Anlatamayacağım duygu. Yani bu sözde ifade edilmez. Zaten ifade edileni türküye yazıyoruz. Yani döküyoruz onu. Başka ifadesi yok. Bir de bağlamayı çalarken ifade ediyoruz duyguyla. Yazarken çok başka bir ruh hali. Yani hiç gülerek eser yazdığım yoktur. Veya işte böyle çok mutlu olarak yazdığım bir eser hatırlayamam. Çünkü zaten hüzünlü, giydiğim gömlek gibi yazdığım eserler veya okuduğum eserler. Yani yazarken başka bir ruh. Tamam, yazarken başka bir ruh. Bunu gelelim bir de söylemeye. Söylerken de başka bir ruh. Söylerken yazdığın günlere gidiyorsun. Mesela benim şöyle bir eserim vardır. Son kasede düet yaptığım Ayşe ablam okumuştu bu eseri. Kendi firmamızdan çıktı, kendi stüdyomuzdan çıktı bu eser. Diyor ki, mavili şalını sardı boynuma diyor. Kurban olam senin küçük boyuna. Ne olur getirmesin beni oyuna, ağardı saçlarım, yar çabuk yasın. Bak bunu bir inceleyelim. Gerçekten mavili şalı sarmış, yani vermiş bir yerde. Boyu da biraz kibarmış. Anlatabildim mi? Tüm bu iki mısranın güzelliğinden sonra diyor ki, sakın beni oyuna getirme, bunlar yalan olmasın diyor. Yani bu şal yalan olmasın diyor. Bu sevda yalan olmasın diyor. Saçlar ağardı, yar çabuk yasın. Bak bunu bu şekilde canlı yaşayıp yazmışım. Örnek veriyorum. Bunu söylerken de o yazdığım değil, yaşadığım olay canlanıyor gözümde. Ve ne oluyor? Bu da icraat ederken farklı bir duygu oluyor. Yani ben kendimi kaybetmeden hiç türkü söylememiştim. Bazıları, ben bakarım bazen insanın içine bakarak türkü söylerler. Vallahi ben yapamam böyle. Yani gözümü kapatıp bağlamayı çalıp böyle kendimi... Ha ya ben gözümü kapatayım, bağlamayı çalayım, bir kendimden geçeyim. Le olmuyor. Sen 50 gözünü kapat. Anlatabildim mi? Olmuyor. Ehliyetlik istiyor şoförlük. Ama iyi de pratik olmazsa şoförlük olmaz. Anlatabildim mi? Yoksa benim gibi arabasız kalırsın. Öyle.
Ondan dolayı yani eserleri yazarken başka bir ruh halidir. Kendi şahsıma cevap veriyorum ama başka arkadaşlar üstadlar nasıl bilemem. Söylerken bambaşkadır. Yazarken yaşadığını aktarıyorsun. Çok duygusal buruk bir şekilde. Söylerken de yazdığın andan ziyade yaşadığın ana gidiyorsun. Böyle çalıp söylüyorsun. Orada aklın orada. Mesela türkü bitiyor ama sen hala oradasın. Kendine gelemiyorsun. Mesela bak şu an ben anlatırken bile oralara gittim. Yazdığım yerlere gittim. Onun için insanın eser yazdığı ruh hali başkadır. Çalıp söyleyip insanlara sunduğu ruh hali bambaşkadır. Yaksan da göklere savursan külüm, İdamıma hüküm versen gam değil. Şimdi gurbette türküler daha çok dertli, daha çok özlemle dinleniyor. Argoan türküler mi çok çok daha keyifle, severek dinleniyor, yoğun dinleniyor. Argoan türkülerimiz zaten çok yoğun dinleniyor. Ve bu da bir de buna İbrahim eklenince aslında küçük bir payımız oluyor. Çok severek, mesela şahsıma çok teşekkür ederim gösterdikleri ilgiye, il dışında, yurt dışında. Hem bize olan sevgileri var, bir de türkülere Argoan olan sevgiler var. Bu ikisi birleşiyor. Ne yapıyor? Mesela kendi şahsıma konuşuyor. Bizde buluşuyor. Veya başka bir sanatçı abimizle, arkadaşımızla buluşuyor. Derken ne oluyor? Çok yoğun bir ilgi oluyor. Çok yoğun bir alaka oluyor. 10 yıldır türkü programı sürüyor. Bu dile kolay ya. Albümler, eserler yapıyoruz. Bunlar dile kolay. Büyük emekler. Neden? Beğeniliyor. Yani etkiye tepki doğuyor. Beğeniliyor. Olumlu karşılık geliyor. Bu şekilde. Şimdi bir restoran açtınız. Gelen yemeği beğenmiyor. Hevesiniz kalmaz. O restoran kısa zamanda boş bir dükkana dönüşür. Onun için yani her zaman gerek şahsımıza, gerek Argoan türkülerimize, gerek il dışında, gerek yurt dışında, yani tüm gurbette ilgi olduğundan çok çok daha fazla ve giderek de artıyor. Şimdi Argoan türkülerinde şahit olduğum bir yaşanmışlık var mı dersek, bizzat şahit olduğum belki çok çok azdır. Kendi yaşanmışlıklarım vardır, hikayesi vardır ama Argoan türkülerimizin de büyük emeği olan rahmetli saygıyla Abbas Ekici Üstadımız vardır. Argoan Halpus Köyü'nden, Dolaylı Mahallesi'nden. Yine oradan çok değerli üstadlarımız çıkmıştır. Bu değerli hocamızın çok güzel bir sevdası vardır. Gurbetten dolayı ben bildiğim kadar kısaca söylüyorum. Tabii bir de o zamanın ailevi imkanlarından dolayı sevdiğine kavuşamıyor. Ama diyor ki mesela bir kere göreyim, ne olursa olsun. İşte sevda böyle bir şey. Yani benim gibi türkü yazarsın yoksa. Tabii üstadımız o dönem su yolunda bir şekilde zorla da olsa denk geliyor veya denk getiriliyor. Su yolunda bir pınara giderken görüyor sevdiğini. Diyor ki su yolunda yari gördüm, saçlarına beli gördüm. Merak etme ey sevdiğim, dün yine rüyamda gördüm. Bu eser mesela bunun detayına girsek çok daha sevda dolu bir yaşantısı var. Sevda nasıldır? Çok güzeldir. Ama velakin işte böyle zorluklarla belki sana hiçbir faydası olmaz. İnsanlara böyle anlar, hatıralar, arşivler bırakır. Kendime gelecek olursak bizim de tabii ki hikayeler oluyor. Yaşanmışlıklar çok çok oluyor. Az önce de söyledim. Hikayesi aslında yaşanarak yazılan eserlerin hep hikayesi vardır. Yani yaşadığın için ne oluyor? Bir hikayesi oluyor. Öyle olunca yaşayarak yazdığımız ve empati de kursak o şekilde yazdığımız birçok eserin hikayesi oluyor. Buna da bu şekilde cevap vermiş olalım. Ve üstadımızın da bir anısını sizin kıymetli arşivlerinize aktaralım. Öncelikle ilginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Emek verdiğiniz bu güzel müziğe katkı ve ödevinizde, üniversite hayatınızda sonsuz başarılar diliyorum. Şimdi burada çok güzel bir başarı
yaptınız gerçekten benim gözümde. Hem bir üniversite ödevinizi, bir dalınızdaki başarıyı gerçekleştiriyorsunuz ve bunu yaparken de bulunduğunuz arşivlere çok önemli, çok güzel arşivler kazandırıyorsunuz. Yani bizlerden aldığınız bilgilerle, küçücük de olsa bunlar arşive gidiyor. Yani siz hem kendi başarınızı sağlıyorsunuz hem de bu başarınızı çok değerli kültürümüzle başararak sağlıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Ödevinize, çalışmalarınıza, üniversitenize ve kültürümüze ve sonra da şahsıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok çok daha güzel, nice başarılarda görüşürüz, buluşuruz. Görüşmesek de sizlerin başarısı bizlerin başarısıdır diyorum. Saygılar, sevgiler gönderiyorum, hürmetlerimi sunuyorum.